Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz gündem yoğun. Hemen borsayla başlayalım arkadaşlar. 10.276'ya geldik. Hemen cızırt yapmasın diye. Piyasada karışık bir seyir vardı. Kumbara hisselerimizde Ereğli'de %1'lik bir düşüş vardı. Petkim'de %85'lik bir düşüş vardı. Şişe'de %77, Enka'da 1.19, Enerjisa'da 1.14. Yalnız dün dedik ki kumbara hisselerine ekleme yapalım dediğimizde 2 gün önceki Vestel biraz daha ucuzlarsa kumbara hisselere ekleme yapabiliriz dediğimizde Vestel tavan oldu arkadaşlar. 96,30 TL ile inşallah cızırdamıyordur. Şöyle baktığımızda evet tavana kitlemişler değerli arkadaşlar. Ne yapalım o zaman, ucuzlamasını bekleyeceğiz. Borsa İstanbul'daki işlem hacmine bakalım arkadaşlar. İşlem hacmimiz yaklaşık olarak 10.276 ile zirve yaptık ve günün en yükseği 10.286, yani günün en yüksek noktalarına yakın yerlerde ve 118 milyar TL'lik de bir işlem hacmi var arkadaşlar. Borsa yükselecek mi, yükselmeyecek mi, düşecek mi, buradan satış mı gelecek derken 10.000'in üzerinde gayet iyi duruyor arkadaşlar. Finans Sohbet ise 7.400'den toplamış olduğu malların keyfini bilançoları bekleyerek sürdürüyor arkadaşlar. Ta ben geçen yıl 6500 endekste satmıştım. Paramı başka yatırım araçlarında değerlendirmiştim. Yaklaşık 9 ay, 8-9 ay değerlendirdikten sonra 7400'e düşen endekste yeniden borsaya girmiştim. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş baktığımızda diğer üstadların da Finans Sohbeti takip ettiğini görüyorum ben. Yüksek takipçili üstadların işte borsanın gidişatında. Hatta bir tane bir arkadaş gerçekten diyor ki ben traderım abi diyor. 24 saat ekran izlerim diyor. Başka bir profesyonel hayatım yok diyor. Sürekli bu işten diyor para kazanıyorum diye traderden. Ama diyor sizin makroekonomik gelişmeleri yorumlamanızı, borsanın üzerindeki etkileri anlatmanızı her gün diyor sabırsızlıkla akşam bekliyorum diyor. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Amacım dediğim gibi kimseye asla hadsizlik yapmak değil, bir şeyler öğretmek değil. Burada bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki ben senden daha bilgiliyim, ben senden daha iyiyim. Arkadaşlar sosyal medya herkese açık. Yani daha iyi yorum yapabileceğinizi, makroekonomik gelişmeler ve havadislerin borsa üzerindeki etkilerini daha iyi yorumlayacağını düşünüyorsanız, sizin o auranız, o enerjiniz varsa elbette yayınlayabilirsiniz. YouTube kimsenin babasının malı değil arkadaşlar. Trilyon dolar değerinde bir mecradır. Herkese serbest piyasa. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi Amerika'ya bakalım. Amerika'ya gelelim. Şimdi Amerika yavaş yavaş Finans Sohbet'in dediği yerlere doğru geliyor arkadaşlar. Şimdi nedir? Tarım dışı istihdam. Arkadaşlar beklenti neydi? 240 bindi. Gelen ne? 175 bin. Ha, nedir işte o? UPS'in CEO'su demişti sanırım. Amerika ne yaptığına dikkat etsin, stagflasyona sokabilir ülkeyi demişti. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bundan 4 ya da 5 video önce ben demiştim. Bu adam UBS'in CEO'su akıllı bir adam. Dedi ki stagflasyona sokabilir. Tarım dışı sistem ne bekleniyor? 240 bin. Gelen 170 bin. Yani şu arkadaşlar, tarım dışında yani arazide çiftçilik dışında masa başı, ofislerde, işte rezidanslarda işe girme bu ay 240 bin beklenirken 170 bin geliyor. Yani beklentilerin 70 bin altında. Neden? Bu bir tür ekonominin soğuduğuna işarettir. Ha, ekonomi niye soğur? Faizleri çok yükselttiğinizden dolayı soğur. Değil mi? Değil mi? Powell Efendi. Ya. İşte böyle ekonomiyi buz gibi hale getirebilirsin. Al sana işte veri 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 diyordun. Veri geldi. İkinci veri geldi Amerika'da. Ne geldi arkadaşlar? İşsizlik. İşsizlik Amerika'da 3.8'di. Gelen veri 3.9. İşsizlik yükseliyor. Ha tamam. Yani demek ki Amerika'da sen ekonomiyi soğutuyorsun. İşe alımlar azalıyor. Hatta beklentilerin çok çok altında geliyor. Büyüme verisi düşük geliyor. İşsizlik artıyor. İşte bak bunları birleştir. Dank dank dank. 5.25, 5.50 faizin yüksek, Powell Efendi yüksek, o ayrılamadığın, çok sevdiğin dolarlardan ayrılacaksın Washington'da. Washington'dan ayrılacaksın o. Bırakacaksın o dolarları. Başka çare yok.
Ey Powell efendi, ey Powell, ey Amerika. Bu faizleri indireceksin. Bu veriler onu söylüyor. Üçüncü veri geldi. ABD hizmet endeksi. Hizmet endeksindeki aktivite 3. ayda da üst üste, 3 ay üst üste geriledi. Yani Amerika'da hizmet aktivitesi çok hızlı geriliyor. Düşüyor. Çünkü faizler çok yüksek. Powell efendi. Bu da bir veri. Peki tüm bunlar böyle bam 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 gelince ne oldu? Fed dedi ki hemen açıklama yaptı. Biz dedi faiz indirim sürecini öne alabiliriz dedi. Yani Kasım'da kesin gözüyle faiz indireceğim derken Fed'den bahsediyorum, piyasadan bahsetmiyorum. Fed diyordu ki Kasım'da kesin indiririm. Ancak şu an diyor o Kasım diyor Ekim'e geldi, Ekim'den de Eylül'e geldi. Ben Eylül'de kesin indiririm diyor. Fed Eylül'de kesin indiriyorsa Temmuz'daki o dün söylemiş olduğum %35'ler %50'lere %60'lara çıkmıştır. Ben Temmuz'da Powell'dan Fed'den faiz indirimi bekliyorum demiştim. Bunu kapattık. Amerika'yı kapattık. İşler yolunda. Şimdi bizdeki faiz, ikinci hikayemiz. Bizdeki faiz, enflasyon geldi. Ya arkadaşlar, şimdi Merkez Bankası'nın takip ettiği enflasyon verisi ayrı, TÜİK'in takip ettiği ayrı, ENAG ayrı, İstanbul enflasyon bilmem ne odaları var. İTO, İstanbul Ticaret Odası'nın takip ettiği enflasyon var. ENAG'ın takip ettiği enflasyon. Yani ben koptum artık. Bakın bunu açıkça söylüyorum. Yani hangi enflasyon verisi? Diyor ki Merkez Bankası benim diyor takip ettiğim enflasyon verisi %3. Ancak TÜİK'inki geldi 3.8. 3.8 geldi. Yüksek mi geldi? Bence yüksek geldi. Yani iyi gelmedi. Ama böyle de bekleniyordu. 69.80. Yani şu an enflasyonun %70'li zirvesini yaşıyoruz arkadaşlar. Yani enflasyonda %70 bence şu an zirve noktasındayız. İnecek mi? İnmesi lazım. Bir 5 puan, 500 bas puan da Merkez Bankası faiz toplantısı arttırırsa ki bu sinyali vermedi. Mehmet Şimşek dedi ki biz dedi patikamızda devam ediyoruz dedi. Tamam. Nisan enflasyonu yüksek geldi. Biz de ama onlar 3.18 kabul etmiyor Merkez Bankası. 3.0 kabul ediyor. Oysa TÜİK 3.18 diyor. Ben en iyisi diyorum TÜİK'e bakıyoruz biz. Biz TÜİK'e bakıyoruz finansal. Merkez Bankası'nın ne dediği, ENAG'ın ne dediği, İstanbul Ticaret Odası'nın ne dediği, İstanbul enflasyonunun ne dediği bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz TÜİK'e, TÜİK dedi ki %69.8. Yani enflasyon %70 şu an Türkiye'de arkadaşlar. Şimdi ve geçen hafta arkadaşlar dolar mevduatları yani sol sağda solda çok böyle siyasi çırtkanlar var. İnsanlara da çok zarar ettirdiler arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum. Çok zarar ettirdiler. Dolar şöyle uçacak, dolar böyle olacak, mahvolacağız, bitecek, dolarlarınızı kapın, kapanın elinde kalacak filan diye insanları döviz bürolarının önünde sıraya soktular. İnsanlar vade kaybettiler. Faizdeki paralarından oldular. Ne oldu? İşte geçen hafta 2.54 milyar dolar Moody'ler döviz satmışlar ve döviz mevduatları 179 milyar dolara inmiş. Ve ardından hemen BNP Paribas. BNP Paribas ne dedi? Al bu kirazdan kalmaz birazdan dedi. Peki al bu kirazdan dediği nedir arkadaşlar? Al bu kirazdan dediği 2 yıllık Türk tahvilleri. Peki BNP Paribas gibi kocaman devasa bir fon yöneticisi, fon yönetim şirketi niye bu tahvilleri öneriyor? Türk tahvillerini alın. Arkadaş faizler çok yüksek. 2 gün sonra enflasyon inerse bu yüksek faizi bulamayabilirsiniz. Gelin alın. Siz enflasyon %70'tir ama 2 yıllık Türk tahvilleri iyidir. 2 yıl sonra Türkiye'de faizler %28'e indiğinde buradan ciddi para kazanabilirsiniz diyor. Bu güzel bir şey. Şimdiye kadar anlattıklarımda bir tek kötü gelen enflasyon verisiydi Türkiye'de. Onu da Mayıs ayında inşallah halledeceğiz. Bir de piyasada şu soruluyor. Mayıs ayında Standard & Poor's Türkiye'nin notunu arttırır mı arttırmaz mı? Bakın ben Finans Sohbet kanalı olarak söylüyorum. İşte üniversitedeki hocalara soruluyor. Profesörlere soruluyor, ekonomide bilir kişilere soruluyor. Arkadaş, artırır. Mayıs'ta S&P notu artırır. Bu videoyu da böyle caps yapın.
Arttırmazsa da Twitter'da sağda solda yapıştırırsınız, ben de izlerim. Tamam, hiç profesöre falan sormaya gerek yok. Ben size söylüyorum. Şimdi bir de ilginç bir istatistik okudum arkadaşlar bugün. Borsa İstanbul'un %81'i 17 bin kişinin elindeymiş. Yani bizim küçük yatırımcıların, yani küçük yatırımcılar var deniyor burada. Tabii ne kadar doğru 17 bin kişi. Bazıları doğru değil mi? Şurada bir yayını okunur mu okunmaz mı, onu bilemiyorum. Yani Türk insanı artık finansal okuryazarlığını geliştirmek istiyor. Çünkü Türkiye'deki ekonomik sistem hep çalışanın üstüne yük bindiriyor. Şirketler ve şirket ve sanayi hizmet üreticilerinden ziyade çalışanların üzerine yük vuran bir sistem içerisindeyiz arkadaşlar. Ha, o zaman ne yapıyor? Türk insanı da ayılıyor, uyanıyor. Arkadaş, benim üzerime sürekli yükleniyorsa, yani maaşlı çalışan, bodrum çalışanı, ben de gider şirketlere yatırım yaparım deniyor. O zaman da baktığımızda %81'i 17 bin kişinin elinde. Ancak yabancı fonlar içeriye girdiğinde, bu söylediğimiz olay oyununda, küçük 17 bin tane küçük yatırımcı bir sağ bir sol bir sağ bir sol tokat vurur. Tokat manyağı yapar. Onların elinden o malları da alabilecek bir potansiyel var yabancıda. Bir de arkadaşlar, otomobil satışları sert düşüşte diye bir haber okudum. Tabii çünkü faizlerin biraz yüksek olması, enflasyonla mücadele biraz risklidir. Her zaman dediğim gibi kilo vermeye benzer bu iş. Kolay bir iş değil. Tabii orada bir düşüş meydana geliyor. Şimdi bir grafiklere bakalım arkadaşlar. Grafiklere baktıktan sonra ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Grafiğimiz burada arkadaşlar. 10.132 bizim için yatay bir dirençti. Gördüğünüz gibi gayet üzerinde kalıcı olduğumuzu burada gösteriyoruz. Bugün borsa bir yükseldi, düştü, kapanışa doğru yeniden toparladı. Bence şu an ekonomik göstergelerde herhangi bir şey yok. Şöyle baktığımızda teknik göstergelerde gayet iyi, hareketli ortamın üstündeyiz. Borsa İstanbul'da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şöyle baktığımızda da süper trendin de hatta 10.000'lere kadar devam ettiğini görüyoruz. Ben şöyle bir 10.500'leri, 10.600'leri bir görebileceğimizi düşünüyorum. Bakın, bu tahmin. Buradan sonra bir kar satışı veya bir düzeltme hareketi gelebilir diye düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbet nitelindedir. İyi akşamlar.